Yani sesim güzel olsa bir şarkı söylemek isterdim size. Yeşil, çok yeşil, daha da yeşil olacak. Evet anladınız, tişörtümle de bunu temsil ediyorum. Ne oldu dün? Hem kripto hem hisse senetleri adeta coştular. Biz bugün tabii hisse senet tarafına odaklanacağız ama kriptoda Ripple davasının olumlu bitmesi ve Ripple'ın bir Amerikan hakim tarafından menkul kıymet olarak görülmemesini borsalar kutladı. Bitcoin, Ethereum, bütün altcoin'ler coştu. Ripple yatırımcıları yılların acısını adeta çıkarttılar. Bir günde %70'lik kazançları var. Abi biz gene hisse senetlerine bakalım çünkü hisse senetlerindeki coşku da hiç fena değil. Biliyorsunuz bir önceki gün keçi fiyatları endeksi gelmişti. Enflasyon çok iyiydi. Dün üretici fiyatları endeksindeki enflasyon da çok iyi olduğunu gördük. Üzerine yeni olumlu haberler akmaya devam etti. Dün iki tane önemli bilanço geldi. Bu bilançolarda da, da resesyondan eser yok. Geleceğe yönelik bazı uyarılar var sadece. Onun üzerine azıcık duracağız. Ve tabii bütün bunları değerlendirici borsa coştu. Bir de Amerikan Merkez Bankası'nın içinin karıştığını gördük. En ayı üyelerinden bir tanesi istifa etti ve bir üniversiteye hoca olmaya gitti. Piyasa bunu da tabii çok hoş bir haber olarak değerlendirdi. Dün her şey çok güzeldi. Gelin şimdi bir bunlara bakalım ve önümüzdeki dönemde S&P 500 ve Nasdaq nereye gidebilir konusundaki öngörülerimizi konuşalım. Ben S&P 500'de 4800 seviyelerini gözüme kestirmiş durumdayım. Ama tabii belli bir yol haritası var. O yol haritasındaki unsurlar beklediğim gibi oluşursa ancak oraya varacağız. Biliyorsunuz benim yol haritaları genelde fena gitmez. Bir de onu değerlendireceğiz. Bir de son olarak bir Türk şirketinin başına Amerika'da hiç de iyi şeyler gelmiyor. Orada halka açıldı. Böyle Türk şirketlerinin Amerika'da halka açılmasını çok seviyorum. Ama sonuçlar pek olumlu değil. Neden öyle nereye doğru gidecek? İşte bütün bunları konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Ekranda gördüğünüz gibi dün bütün Amerikan borsası yem yeşildi diyebiliriz. Özellikle de bizim yatırımcısı olduğumuz teknoloji şirketleri çok çok iyi gittiler. Bu ilk sebeplerinden bir tanesi üretici fiyatları endeksinde yıllıkta %2.6'lık beklenti vardı. Gerçekleşen %2.4 oldu. Üretici fiyatları endeksindeki değişimler çok çok önemli. Çünkü bunlar bir sonraki ay tüketici fiyatları endeksine epey yansıyor. Çünkü daha ucuza satılıyorsa bir şeyler toptan tarafı da o perakendeye de sonra yansıyor. Piyasanın ilk sevdiği haber bu oldu ve böyle yeşillendik. İkinci sevilen haber bilançolar oldu. Çünkü resesyon korkuları tabii ki hala var ve bu resesyon korkuları bilançolara nasıl yansır bu çok merak ediliyordu. İlk gelen bilanço Pepsi oldu, hisse başı karda gerçekleşen 2.09, satışlar 22.3 milyar dolar, beklenti 21.7 milyar dolardı, burada resesyon yok. Daha sonra Delta Airlines geldi, Hava havayolu şirketi çok önemli çünkü Amerika'da insanlar ne kadar hareket halinde bunu görüyoruz. Hisse başı kar 2.68 dolar geldi, hedefin 29 cent kadar üstünde, satışlar 15.58 milyar dolar, bu da hedefin 120 milyon dolar üzerinde. Şimdi i̇şte burası çok çok önemli çünkü burada bir de küçük detay var. Hep neyle eleştiriliyor borsa beklentiler çok düşürülüyor suni olarak sırf borsa yükselsin diye vesaire ama baktığımızda aslında şirketin cirosunun geçen yıla göre de %12.7 yükseldiğini görüyoruz. Yani son derece iyi rakamlar geldi. Tabi piyasa bunları sevdi. Çünkü ikisi de büyük hisseler ve piyasadaki sentimenti biraz gösteriyorlar. Ve resesyon yok dendi. Yalnız şu notu da düşelim. Her iki şirketin açıklamalarında da tüketicinin tasarrufa gitmeye çalıştığı, daha ucuz ürünlere doğru yönlendiği konusunda bir veri de geldi. Bunu karamsarlar ee, resesyon geliyor diye değerlendirebilir. Ben bu enflasyon daha çok aşağı iter diye değerlendiririm. Çünkü şu bilançolarda bence resesyon yok. Sonra bomba gibi bir haber patladı. Şu adam James Bullard Fed üyelerinden bir tanesi ve Fed'in en çok konuşan, en olumsuz, en ayı üyelerinden bir tanesi faizlerin %7'ye çıkması gerektiğini iddia eden, her ağzını açtığında piyasaları indiren gıcık bir herifti açıkçası. O dün istifa etti Fed'den. Piyasa bu haberi tabii sevdi. Bir ayının istifa etmesi umut verici. Bir sonraki faiz belirleme toplantısında Bullard'ın sesi orada olmayacak. Bulut Purdue Üniversitesi'ne dekan olarak gidiyor. Yani bu kadar başarısız tahminlerde bulunan, bütün FED süreci boyunca hep yanlış şeyleri söyleyen bir adamcağızı Purdue gibi baba bir üniversiteye neden yollarlar dekan olarak o da ayrı bir soru. Ama piyasa bu haberi de sevdi. Çünkü bir ayı eksilmesi bir ayı eksilmesidir. İşin i̇şte ilginci haberi Nick Timmerhaus verdi. Nick Timmerhaus kim? Adeta Fed'in sözcüsü basındaki. Olumlu haberler aktıkça ne oldu? Borsalar coştu. Dün Nasdaq'ta %1.58'lik yükseliş var. S&P 500, 4500'ün üzerine attı kendini ve .85'lik yükseliş de oraya geldi. Small cap dediğimiz küçük hisse senetlerinde de .91'lik bir artış var. Açıkçası ben buranın önümüzdeki günlerde daha hızlı düşünüyorum ama şimdilik beklentim pek gerçekleşmedi. 10 yıllıklarda faiz %3.74'e düştü. Hatırlayın 4'ü geçmiştik. Çok hızlı bir şekilde geriye doğru gidiyoruz. Bugün şu an hafif bir pozitif gibi gözüküyor. 2 yıllıklardaki faize 4.6'ya indi. Bizim beklentimiz ne? 2 yıllık faizler 10 yıllıkların altına inse keşke. Çünkü bu durumda şu tersine dönmüş getiri eğrisi efsanesi sonuna geleceğiz. Ama daha epey bir yol var gibi ara epey kapandı yine de dolar da düşmeye devam ediyor dolar endeksi 99345'e geldi 106'larda 107'lerdeydik yani baya hızlı geriye geliyor. Niye? Çünkü Amerika'da enflasyon beklentisi düştükçe Fed'in faizleri indireceği fiyatlanıyor. Dolayısıyla endeksinin bu şekilde inmesinin Amerikan şirketlerine faydası çok büyük. Çünkü pek çok Amerikan şirketi uluslararası pazarlarda çok büyükler. Ve oralarda kuvvetli dolardan dolayı hem satışta zorlanıyorlardı hem bilançolarına olumsuz yansıyordu. Özellikle ihracata dayalı aklıma bir firma geliyor. Mesela Tesla gibi firmalara 3. çeyrek bilançolarında olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Dünkü yükselişlerle beraber S&P yılbaşından bu yana %17 artmış oldu. Bu tarihi artışlardan bir tanesidir. Lütfen bu artışı size kaçırtan, olmadık komple teorileriyle sürekli kafanızı şişiren, hiçbir detayı incelemeyip sadece gazete manşetlerinden karar verip enflasyon düşmez, resesyon da mutlaka gelir diyen ekonomistlerle neyse kendiniz görüşün, kendiniz kararlığınızı kendiniz verin. Hele hele Nazlak'taki arçı kaçıranlarda bence hesaplaşma zamanı %41 arttı bu Meret ya. Bir borsa endeksi Nasdaq gibi güçlü bir endeks %41 arttı ve bunun her adımında size sat dediler, shortla dediler, yaktılar. Umarım artık o tuzaklara düşmezsiniz. Bizim portföy ne durumdaydı? Yeşil ötesi yeşildi. Şöyle yukarıdan aşağı dünkü kazançlarına göre sıraladım. Coin yani Coinbase bu Ripple tarafında gelen olumlu haberlerin kripto yansımasından dolayı tek günde %24.49 arttı. Tek gün. Bu hisseyle ilgili videoyu yaptığımda fiyat 63 dolardı. Şu anda 107 dolara geldi. Yani %70 kazanç var aşağı yukarı 2 ayda. Maraton dün coştu. Maraton'da biliyorsunuz bir madencilik şirketi, kripto madenciliği yapıyor. Tek günlük kazanç %14.47. Bizim video yayınladığımızdan bu yanaki kazancı %128. Ne videosu bunlar? YouTube katıl üyelerine ve Haddini Aşk Kulübü üyelerine hisse senetlerini anlattığım videolar bu önümüzdeki haftalarda gelir tabloları gelecek şirketlerin. Onlara biraz daha odaklanacağız. Arada da yeni hisse senetlerinden bahsediyor olacağız. Yeni hisse senetlerinden bahsetmekten azıcık çekiniyoruz bu aralar. Çünkü fiyatlar çok hızlı yukarı gitti. Çok iyi seçmemiz gerekiyor. Ama mutlaka yeni hisse senetlerinden de bahsedeceğiz. Mevcutların bilançolarına bakacağız. Haberlerine bakacağız. Henüz YouTube katıl üyesi olmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz. Gelin hemen katılın. Daha da iyisi YouTube katıldığı üyelikler aylık şekilde çalışıyor. Haddini aş Kulübü'ne gelin istiyorsanız orada yıllık bir var. Yakın zamanda da fiyatlar ciddi artacak orada. Yıllık üyeliğin avantajı ne? Hem YouTube videolarının hepsine erişebiliyorsunuz. Yani bütün bu arşime hakim oluyorsunuz. Hem WhatsApp grubumuza katılıyorsunuz orada. Bazen böyle anlık haberleşmeler yapıyoruz. Hem de benden mentorluk alabiliyorsunuz. Şu anda YouTube katıldaki mentorluk modelini kapatıyoruz. Bizim haddini açta iki ayrı paketimiz var. Yatırım ve gelecek benden tek seans mentorluk veya VIP üyeliği seçerseniz benden iki seans mentorluk. Bunların üzerine bile kitap özetleri var. Bunların üzerine kişisel gelişimle ilgili içeriklerimiz var. Harika bir şey bence kaçırmayın. fiyatlarda bu hafta sonu artacak. Diyeyim ve devam edelim. Bizim portföydeki duruma. Rocket Lab %9.39 tek günde artış. Biz Rocket Lab videosunu yaptığımızdan bu yana artış %67. Unity videoyu yaptığında fiyat 27 dolardı şu anda 46 dolar. Dünkü tek günlük yükseliş %7.21. Toplam yükseliş biz yaptığımızdan beri videoyu %69.65. Nvidia bununla tam tutturamadık ama yine de kazancımız %51 civarında. Pat yani yapay zeka otomasyon şirketi dün tek günde %4.72 arttı. Ben video yaptığımdan beri %11.31'lik artış var. Tam bize de yakışmayan bir kazanç ama ben iyiye gideceğini düşünüyorum. Portföyümüzde eksi de olan nadir şirketlerden CrowdStrike şu ana kadar %4.89 kaybettik ama dün iyiydi %3.16 arttı. Alibaba yine negatif olduğumuz bir diğer şirketimiz toplamda ama dün güzel arttı negatifliğimizde %6'da inmiş durumda. PayPal biliyorsunuz bizim bir swing trade'imiz. Yani yakın zamanda inşallah bir 100 dolar gibi hedefimiz var. Oraya ulaşınca satacağız. peki iyi gitmiyordu ama dün güzel yükseldi. Ve baktığımızda yani 2 haftada dolar bazında %6.30 kazanmışız. O da fena değil. Bu da Tesla. Tesla 2.17 arttı. Beklentim kadar iyi gitmedi dün. Ama bunun bir sebebi var. Bilanço gelmek üzere 19 Temmuz'a. Herkes onun heyecanında. Ben de Tesla bilançosu ile ilgili tahminlerimi katıl üyelerine yakında paylaşacağım. Adobe 1.96 arttı tek günde. Çok yeni bir video bu. 2 haftada %7.78 yaptık. Palantir 0.90 arttı video yayınından beri %43 arttı. Apple dün 0.41 arttı videodan beri %5.03. En dün negatifti. Biraz yavaş giden hisselerimizden ama teknik tarafta enteresan bir kırılma noktasına geldi. O yüzden ümitlerim yüksek. Zaten aldığımızdan beri %11 dolar bazına kazanmış durumdayız. Intel dün negatifti ama toplamda %2.7 kazandık. E, da Rivian'da, Rivian'da bir zahmet bir düzeltme yapsın. Videoyu yaptığımdan bu yana %62.55'lik bir yükseliş var. Bizim portföy durumu da buydu. Tabii ki borsalarda kazananlar varsa kaybedenler de var. Dünün en büyük kaybedeni maalesef bir Türk şirketi MRT. MRT ne? Martı Teknolojiyiz. Hani şu scooterları kullanıp eğlendiğimiz ulaşımımızı sağlayan firma. New York Stock Exchange'de halka açıldı. Fakat halka açıldığından beri işler pek iyi gitmiyor onlar adına. Dün tek günde %43.32 değer kaybederek top loser oldular. Tabluzur tabi hoş bir şey değil geriye doğru fena bir gidiş demek. Baktığımızda halka açıldığı da bir hafta oluyor aşağı yukarı 10 dolarlara yakın bir fiyattan açıldı. Şu anda 2.29 halka açıldığından şu ana kadar %79.16'lık kayıp var. Maalesef daha evvel Amerika'da halka açılan bir diğer Türk şirketi olan hepsi burada da benzer bir yolculuktan geçmişti. O günden bugüne azıcık toparladı fiyat ama hala çok çok diplerde. Neden böyle oluyor açıkçası incelemedim Marti'yi sadece şunu biliyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde Marti'ye en çok benzetebileceğimiz şirket adı Bird Global burada görüyorsunuz BRDS kısaltmasıyla işlem görüyor. Onda e kulturları vesaireleri var. Daha büyük bir şirket tabii Marti'ye göre çünkü hem Amerika'da hem globalde işliyor. Onun değeri 30 milyon dolar civarında. E dün Marti o düşüşlerle 30 milyon dolarlara yeni geldi biraz daha aşağı doğru yönü var mıdır? Bence olabilir. İnşallah tabii gitmesin çünkü Türk şirketlerinin dünyada var olmasını istiyoruz. Evet şirketin patronunun tavırlarından çok hoşlanmayanlar var biliyorlar ama önemli değil bunlar. Şirket iyi performans göstersin çünkü bizim şirketimiz, bizim vatandaşlarımız orada çalışıyor. Keşke büyüse ama şu anki gidişat pek iyi değil. Peki bugün neler olacak? Bugün önemli banka bilançoları geliyor. Wells Fargo, JP Morgan Chase, City Group ve BlackRock, şeytan BlackRock, BlackRock ETF hatırlıyorsunuz konuları ve bir yandan Amerika'nın en önemli sağlık sigortası firması olan United Health'ın bilançosu gelecek bugün. Bunlar önemli bilançolar. Ben banka uzmanı değilim. Bilançolarından çok anlamam ama bugün biliyorum ki deep notlarda herkes Krediler nasıl gidiyor? Kredi vermeye devam ediyorlar mı? Kredi taslatlarına sıkıntı var mı? Bunlara çok bakacaklar. Bilançolarında tuttukları Amerikan hazine kağıtlarındaki zararlar ne durumda? Bunu nasıl telafi ediyorlar? Çok insanlar buna odaklanacak. Borsayı bugün epe etkileyebilir aşağı veya yukarı yönde. Peki S&P 500 ve Nasdaq nereye doğru gidecek? Vallahi zaten öncelikle şunu söyleyeyim kimse bilmiyor. Borsalarda ancak bir sürü veriye bakıp bir tahminde bulunuyoruz ve bu tahminlerde hata yapmak mümkün. O yüzden söyleyeceklerin bir yatırım tavsiyesi değil. Ama ben bu momentumda S&P 500'ün kendine 4800 üzerine atacağını düşünüyorum. Eylül ayına kadar. Burada koşullar ne? İyi ki tabii ki manşet ve çekirdek enflasyonda aylıklarda %0.1, %0.2 seviyelerine devam etmemiz gerekiyor ki biliyorsunuz çünkü baz etkisi kalkıyor ortadan. Yıllık enflasyonda baz etkisi olmadığı için son rakam olan %3'ün üzerine bunları direkt ekliyor olacağız. Ve böyle biraz yukarı doğru bir yön olacak. Bunlar çok şiddetli olursa korkarız. Var mı orada korkulacak şeyler? Petrol fiyatları biraz böyle bir tatsız gidiyor. Onu kontrol edeceğiz. Onun yansımaları ne kadar olur? Önümüzdeki günlerde bakacağız. İkincisi Fed'in Temmuz toplantısında faizleri artıracağını piyasa hala Fiyat diyor 25 bas puanlık bir artış. Neden? Çünkü söylediler artıracaklarını ondan dolayı. Yoksa bence hiç gerek yok. Enflasyon bu kadar aşağı giderken. Ama muhtemelen bu gerçekleşecek. Buna rağmen oradaki söylem önemli olacak. Çünkü daha sonra Eylül'e kadar bir daha FED toplantısı yok ve iki enflasyon verisi daha gelecek. FED şunu söylerse biz burada bir 25 bas artırıyoruz ama duracağız ve önümüzdeki iki ay veri akışına bakacağız. Sonra karar vereceğiz derse bu da borsa için yine olumlu olacak. Ve üçüncü önemli koşul da bu çeyrek gelen bilançolardan gol yemememiz lazım en önemli yakında gelecek bilanço 19 Temmuz'daki Tesla bilançosu. Onunla ilgili beklentilerimi, tahminlerimi bir video olarak hazırlıyorum. YouTube katı paylaşacağım. Ama bütün bilançolar önemliler. Kötü bir gol yememeliyiz burada. Bunlar gerçekleşirse önümüzdeki Ağustos Eylül döneminin bir yerlerinde ne zaman bilmiyorum. 4800'ü görme ihtimalimiz var. Ve ben bu ihtimali %60'larda görüyorum. Elbette yanılabilirim. Bir siyah kuğu olay olur, aniden ortalık birbirine girer, bir banka batar. Ne bileyim ben her şeyi görmek mümkün değil. Ama normal koşullarda her şey yolundaysa %60 ihtimalle S&P 500 4800 görür. Bu bugünkü seviyesinden %6'lık bir yükseliş daha anlamına geliyor. Bu Nasdaq 2 kat 3 kat civarında yansıyor genelde. Nasdaq hatırlayın yılbaşından beri S&P 500 %17 Nasdaq %40'ların üzerinde arttı. 2 kat desek %12'lik Nasdaq'ta bir artış anlamına gelir. Bizim portföyümüzdeki şirketlerin betaları yani endekse göre davranışları biraz daha sert yukarı veya aşağı olduğu için de bizim portföyümüzde de %15-20'lik yükselişi rahatlıkla bekleyebiliriz. Ama ne bileyim ben çok da önemli değil. Ne gelecekle ilgili büyük ayarlar kurmak lazım. Ne sürekli karamsar olmak lazım. Veri setlerine bakmak lazım. Çok detay çalışmak gerekiyor. Vallahi çok çalışıyorum. Doğru tahminlerde bulunmak için. Geçen sene Ekim'inden beri Türk analistleri içerisinde Amerikan borsaları konusunda sürekli pozitif duran tek insan olduğumu düşünüyorum. Öte yandan Amerika'daki ekonomistlerin çoğu da bu konuda yanıldılar. Şimdi kadar haklı çıktık. Haksız çıkacağımız anda da hemen dönüveririz, satarız. Kolay o işler. Yeter ki karşımıza bir siyah kuğu çıkmasın bizi aniden gafil avlayan. Evet. Durumlar böyle. Bakalım bugün nasıl gidecek? Düzeltmeler olabilir. Tabii çok hızlı yükselerek geliyoruz. Ama yönün hala yukarıda olduğunu düşünüyorum. Ve boğa bakışımı koruyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.